Yalova, Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın çevrelediği bir tabiat harikası. İl yüz ölçümünün tam %58'i ormanlarla kaplı, sırtını dağlara yaslamış, etekleri denize değen bir huzur ve güven adası. ...870 bin hektarlık yüz ölçümüyle, 200 bin olan il nüfusuyla Türkiye'nin en sakin illeri arasında olmasına rağmen 18 milyon vatandaşımızın yaşadığı ve ürettiği her ürünü Türkiye'nin en önemli pazarlarına sunabilme kolaylığına sahip olmasıyla müthiş bir ekonomik ve ticari potansiyele sahip bir şehir. Yalova, Atatürk'ün çok sevdiği, ilk şehir planını bizzat çizdirip, bizzat şekillendirdiği, bize bıraktığı bir emanet. Yüksek mineralli kaynak sularıyla termal kaplıca tesisleri, tarihe tanıklık etmiş Atatürk Köşkü ve Yürüyen Köşk gibi eşsiz tarihi yapılarıyla misafirlerini ağırlayan konuksever bir miras. Yalova'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait, Atatürk Tarım İşletmesi'ne ait araziler, bölgede halkımıza modern tarım yöntemlerinin öğretilmesi için ve tarımın geliştirilmesi düşüncesiyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1928 yılında bizzat satın alınmış, 1929 yılında da Baltacı Çiftliği adı altında işletilmeye başlanmıştı. Bu işletme, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Tarım İşletmesi Müdürlüğü adıyla faaliyetlerini 2012 yılına kadar sürdürmeye devam ettirdi. Yalova'da ülkemizde süs bitkisi üretiminin doğum yerinde, süs bitkisi üretimi sektörünün en önemli merkezlerinden birinde Atatürk'ün emaneti olan TİGEM arazisinin üzerinde yeni bir proje, yeni bir umut yükseliyor. ...2013 yılında süs bitkisi üretimiyle tıbbi ve aromatik bitkiler sektöründe faaliyet gösteren 42 üretici firma bir araya gelerek Yalova Garden AŞ'yi kurduk. Ve bu çatı altında bilgi, tecrübe, üretim ve ekonomik güçlerimizi birleştirdik. Yalova Garden, Yalova'da süs bitkisi üretimi ve pazarlaması yapan 42 kuruluşun oluşturduğu bir firmadır. Yalova Garden'ın kuruluş amacı, sektördeki güç birliğini oluşturup, sektörü uluslararası arenada rekabet edebilir bir konuma taşımaktır. Türkiye büyüyor. Türkiye, yarınlara hızlı ve güvenli adımlarla ilerliyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait 1541 dönümlük araziyi 30+30 yıllığına kiraladık. Atatürk'ün emaneti olan bu araziyi süs bitkileri sektöründe Türkiye'nin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline getirip Yalova ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak üzere dev bir adım atıyoruz. Proje kapsamında bölgemiz, büyük bir organize süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler üretim ve pazarlama yeri haline dönüşecek. Yalova'yı ülkemizde lider, dünyada tanınır ve önemsenir bir konuma getirecek. Bu proje kapsamında 160.264 metrekare ısıtmalı sera alanı, 93.180 metrekare ısıtması sera alanı, 16.340 metrekare yüksek alçak tünel alanı,
98 bin metrekare gölgeleme alanı, 508.850 metrekare açık alan kurulumu hedeflenmektedir. Ve tüm yapılanma sonunda tam kapasitede 139 bin metrekare saksılı bitki üretimi, 128.310 metrekare çalı grubu süs bitkisi üretimi, 134.500 metrekare mevsimlik çiçek üretimi, 1700 metrekare klon anaç üretimi, 373.500 metrekare büyük ağaç üretimi, 4.000 metrekare tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi yapılacaktır. Uygulanacak proje kapsamında evlerde, büro ve salonlarda yeşil bir mekan oluşturmak için değerlendirilen iç mekan süs bitkileriyle kesme çiçekler, park ve bahçelerin düzenlenmesinde, karayolları ve metropollerin ağaçlandırılmasında, kişisel bahçelerde ve hobi amaçlı ekim için kullanılan mevsimlik çiçeklerle dış mekan süs bitkileri üretilmesi planlanmaktadır. Tüm bunların yanında Yalova Garden AŞ, proje tamamlandığında şehrimize 1500 kişilik bir istihdam katkısı sağlayacak. 3 yıl içerisinde tamamlanıp verim alınması planlanan projenin Yalova ekonomisinin lokomotifi, ülkemizde ise sektörümüz için ciddi ve önemli bir örnek olacağına inanıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Yalova ve Türkiye için en küçüğünden en büyüğüne, geleceğe güvenle bakan, doğayla iç içe, yepyeni ve aydınlık bir geleceğe doğru. Yalova Garden.